10 milyon Akdenizli'nin bir numaralı televizyon kanalı Koza TV ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar, merhabalar sevgili izleyenler. Bir Köylü Mehmet programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Antalya Korkuteli Küçüklü Köyü'ndeyiz ve Küçüklü Köyü'nde Köylü Mehmet programında sizlerin karşısındayız. Bugün Küçüklü Köyü'nü tanıtacağız, Küçüklü Köyü'nü gezeceğiz ve köydeki güzellikleri Koza TV ekranlarından dünyaya duyurmak adına biz buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Küçüklü'deyiz. Tabii Küçüklü'yü dolaşacağız ama yol uzun, uzun yoldan geldik, Antalya'dan geldik. Dolayısıyla hava serin, doğal ortam, insan haliyle de acıkıyor sevgili izleyenler. İlk olarak şöyle bir karnımızı doyuralım, bir kendimize gelelim. Bu yöreyi daha detaylı bir şekilde tanıtmak adına biz burada olacağız, sizlerin karşısında olacağız. Köylü Mehmet olarak bugün Küçüklü'deyiz. Dolayısıyla Küçüklü'de kimler yaşar, Küçük'te neler yaparlar insanlar? Küçüklü'nün güzelliklerini, özelliklerini bu ekranlardan paylaşacağız. İlk olarak sevgili muhtarımın yerine bir selam verelim istedik. Dolayısıyla bu yörede özellikle karnınızı doyurmak istiyorsanız yol üzeri olması hasebiyle de biz de uğrak verdik. Bir selam vereceğiz, içeriye gireceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız, bunları da sizlerle paylaşacağız. Efendim muhtarımın yerine girdik. Bu arada muhtarım da tezgahta, ocak başında, fırının başında bizleri bekliyor. Muhtarım kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim muhtarım. Şimdi gerçekten mesleğiniz muhtarlık mı, lakabınız mı? Yok, gerçek mesleğim muhtarlık. Yani mesleğim derken muhtarım. Yani muhtarlık görevini icra ediyorsun. Evet, evet, evet. Muhtar ismi oradan geliyor. Evet. Şimdi muhtar ismi oradan geliyor. Farklı isimler kullanırlar. İşte lakab olarak. Evet, evet. Ama öyle değil yani. Şu an gerçekten de muhtarıyım. Şimdi muhtarım, evet. Senin mekanına geldik. Mekanı tanıtacağım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mekanı tanıtacağım ama şimdi köye geldik. Evet. Köyümüz nasıl bir köy? Bir muhtar ağzından dinleyelim. Bu Burdur'un, bu şirin köyünden biraz bize bahsedelim. Korkuteli'ye bağlıyız. Burdur'a değil, Antalya'ya bağlıyız. Burası Antalya'nın son köyü. Evet. Yani sınır köyü.
Hemen sırtımız Burdur. Sağ tarafımız Muğla, sol tarafımız Antalya. Yani 3 ilin koyunda bir köy. Özelliğimiz bu. Güzel bir köyümüz var. Kaç kişi yaşıyor abi köyde? Yaklaşık 5-600 kişi falan yaşıyor. Yazları nasıl artışıyor? Yazları 2000 kişiyi geçer. Yani şimdi ortalama 600 yerleşik vatandaşımız var. Yerleşik alan, evet. Evet. Ne iş yapıyor Küçüklü Köyü'nün halkı? Küçüklü Köyü'nün halkı ne iş yapıyor? Çiftçilikle uğraşıyor. Hayvancılık başta gelen işi. Evet. Ama günümüzde yani birkaç yıldır diyeyim daha doğrusu çiftçilik ve seracılık daha ön plana çıktı. Çok güzel domatesimiz olur. Barbunyamız olur. İnsanlar bilir yani biz burada yaklaşık 6 bu yıl 7.sini yapacağız Barbunya Festivali'nin. Ne zaman yapıyorsunuz? Ağustos ayında. Ağustos ayının ilk haftasında. Dediğim gibi yani domatesi ve barbunyasıyla meşhur bir köydür. Yaylalık bir yer olmasına rağmen evet. Seracılık da gördüğümüz kadarıyla yaygın. Seracılık had safhada. Buradaki olan domates çok kaliteli ve ihracata en öncelik tanınan mahsul. Birinci sınıf. Birinci sınıf, evet. Evet. Tabii, şimdi bu seralardan da görüntüler alacağız sevgili izleyenler. Köyü daha ayrıntılı bir şekilde tanıyacağız ama biz şu an muhtarımın mekanındayız. Evet, bu farklı bir işim. Bu farklı. Sizin asıl işiniz bu mu? Asıl işim aşçıyım kendim. Evet. Aşçıyım. Burada bir köyümde bir lokanta yok. Tabii gelenimiz gidenimiz çok oluyor. Bir de yol üzeri. Yol üzeri. İşlek de bir yol var. Evet, işlek bir yol. Ana Fethiye Antalya yolu üzeri. İhtiyaç duyduk bir lokantaya köyümüzde olsun. Evet. Hem köyümüze hitap etsin, hem yoldan geçen halka hitap etsin. Hem rızkımızı kazanalım. Hem rızkımızı kazanalım. Tabii ki muhakkak önce rızk. Ama tabii ki rızktan da bazı şeyler önde geliyor. Yani. Dediğim gibi yani benim kendim ben Antalya kökenliyim. Köyüm burası ata yurdum. Evet, baba ocağı. Baba ocağı. Tabii biz buraya yazlama dolayısıyla geldik önce ama yazlık esas evim Antalya'da. Doğma büyüme Antalya'dayım. Muhtarlık icap etti. Halk bize bunu uygun gördü. Halka hizmet etmek için de köye muhtar olduk. Köye yerleştik. Yerleştik yani. Özümüze döndük. Özümüze döndük, evet. Evet. Şimdi muhtarım tabii köyden çok konuşacağız. Köyü evet. Çok anlatacağız buradaki evet. İnsanlara. Ekrandan dünyaya duyuracağız biz bunu ama şimdi biz uzun yoldan geldik açıkçası evet. Söylemek gerekirse. Evet. Oksijeni bol, havası güzel, evet, çok güzel. Doğal bir ortam. Doğal olarak da insan acıkıyor bu evet. Yöreye gelince. Evet. Şimdi muhtarımın yerinde neler var? Neleri biz ekrandan paylaşacağız? Muhtarın yerinde neler var? Burada pide çeşitlerimiz var. Güzel kır pidesi yapıyoruz. Bizim özelliğimiz şu. Dışarıdan hani bilinmeyen hiçbir şeyi kullanmam. Yani bilinmeyen hiçbir şey derken eti gözümle görür onu alırım. Kıymamı dahi kendim çekerim burada. Özelliğimiz odur yani. Her şey şeffaftır. O zaman şöyle yapalım mı? Şimdi madem her şey şeffafsa muhtarım. Evet, bir hazırlık safhası var bu işin. Mutfak bölümüne geçelim. Bir bakalım nasıl hazırlanıyor. Buyurun. Böyle iddialı konuştuğunuz kadar var mı? Yoksa bakalım bunu da her şey bizde doğal. Tabii, paylaşalım her şey ekrandan. Şeffaftır yani. Peki buyurun geçelim. Mutfak bölümüne geçiyoruz evet. Sevgili muhtarımızın. Ablalarımız burada çalışıyor. Kolay gelsin ablalar. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Şimdi muhtar çok sağ olun. O kadar iddialı konuştu ki. Evet. Her şey şeffaf bizde dedi. Hazırlanan evet. Ürünlerimiz doğal dedi. İşte etlerimiz birinci sınıf kalitelidir dedi. Aslı var mı? Doğrudur. Kendimiz kesiyoruz, kendimiz hazırlıyoruz her şeyimizi. Doğrudur. Şimdi muhtarımla beraber evet. Karı koca işletiyorsunuz burayı. Evet, aile şimdi olarak işletiyoruz. Sevgili izleyenler, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler ya. Herhalde bu düstur doğru, değil mi abla? O ben oluyorum herhalde. Evet, isim neydi abla? Hatice Doğan. Hatice abla, evet. Şimdi benim kızımın adı da Hatice. Çok severim. Evet. Şimdi çoluk var mı?
Çocuk. Evet, tabii çoluk, üç tane, çocuk. Evet, üç tane oğlum var. Hı-hı. Birini evlendirdim. İki Maşallah. Tanesi burada. Biri aşçı. Torun da var yanımda. Mı? Torun yok daha. Öyle mi? Evet. Niye geç kaldılar böyle? Daha bir sene oldu. Maşallah. Evet. İnşallah. O zaman i̇nşallah, seneye geldiğimizde inşallah. Torunu severiz. İnşallah, inşallah. Peki, buradan selam gönderelim. Ne iş yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Oğlum aşçı, belediyede. Hı-hı. Geldim de çalışıyor bir yer. Orası aklıma gelmedi şu an. Evet. Yenge Hanım da çalışıyor. Evet, çalışıyor. Peki. Hepsine selam. Şimdi muhtarım ne yapıyoruz? Ablam soğan doğruyor burada. Evet. Hazırlıkları yapıyor. Evet. Ne yapacağız abi? Şimdi operasyonumuzdan bahsetsen evet, bize. Saç kavurma yapıyoruz. Evet. Biz de saç kavurma yani önceden pişmez. Eti sıfır doğrarız. Direkt ocağa atarız. Burada saç kavurma yemek isteyen 15-20 dakika beklemek zorunda. İlla ki hazırlanana yani, kadar. Yani şöyle. Yani önceden kavurup veyahut da müşterinin önüne o şekilde çıkarmıyoruz. Böyle direkt taze doğrayıp, taze. Evet taze taze. Etlerimiz dinleniyor dolapta. Tabii dinleniyor. Direkt. Şimdi bunlar ne eti muhtarım? Kuzu. Kuzu eti. Evet kuzu yani eti. Yani ortalama 8-9 aylık mı? Tabii yani. Bir yaşında falan var mı? 8 aylık falan 7-8 aylık kuzular. Bu yörenin kuzuları. Tabii bu yörenin kuzuları özellikle. Kendimiz burada besleyip kesiyoruz kuzuları. Yani her şeyimiz şeffaf. Yani dediğim gibi dışarıdan çok bir şey alamıyoruz. Yani gözle görmediğimiz, güvenmediğimiz evet. bir şeyi alamıyoruz. Bizim özelliğimiz bu. Şimdi sen saç kavurması bu yöreye has bir lezzet sanırım. Evet. Tabii ki bu yöreye has. Şöyle burada gelen müşterilerim yani bizim yerimiz hani çok fazla yoldan biraz içeride olduğu için çok tanıtamadık kendimizi ama gelen müşterilerimiz Muğla'dan, Marmaris'ten hep referanslı gelir. Evet. Yani bilen muhakkak ki oradaki eşine, dostuna, akrabasına muhakkak söyler, uğrar yani bize. Herhalde bundan sonra da Koza TV referansıyla insanlar i̇nşallah, hususi buraya inşallah. Gelecekler. Herkesi bekleriz. Yani en azından yemek yemek önemli değil, bir çayımızı içsinler. Yani her şeyimiz dediğim gibi şeffaf. Evet, şimdi bu saç kavurmasını yapacağız muhtarım. Evet, evet. Şimdi biraz da o zaman madem bir taraftan etlerimiz suyunu bırakıyor şu an evet, sevgili izleyenler. Evet. Şöyle bakarsak sevgili evet. muhtarım etleri koymuş saca. Evet. Bu kendi suyu herhalde. Kendi suyu. Kendi suyunu tabii. bırakıyor. Bunu tekrar... Tabii o suyunu çekecek, güzelce kavuracağız. Evet, bu şekilde kavuracağız bunları. Evet, evet. Ardından ne yapacağız abi? Ne katacağız buna? Nasıl ardından, yapacağız? Yani... Müşterinin isteğine göre. Daha çok hangisi rağbet görüyor? Yani daha çok derken yani soğan, biber ilave edeceğiz. İsteğine göre domates ilave ederiz. Yani evet. müşterinin sadece isteğine göre yani biz sadece kafamıza göre burada bir şey yapmayız. Sorarız müşteriye ne istiyorsa, nasıl istiyorsa. Ama sade ister. Ama dediğim gibi soğanlı, biberli ister. Ama güzel bir saç kavurma olur. Olduktan sonra da... afiyetle yiyelim. Evet. Evet efendim evet. Yolunuz düşerse bu güzergah. Şimdi bu güzergah yol olarak hangi istikamette oluyor abi? Antalya, Fethiye. Arasında. Arası. Tabii evet, ki buradan İzmir'e kadar... yol gidiyor. Ana yol, evet. Bu güzergahı kullanan izleyicilerimiz varsa efendim mutlaka muhtarın yerine uğrasınlar. Çünkü evet. birazdan göreceksiniz. Muhtarım iddialı konuşuyor. Evet. Bunun yanında sadece salça kavurması mı yapıyorsunuz? Değil. Fırında pidelerimiz de var pide sanırım. Pide çeşitlerimiz var. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı, yumurtalı yani her tür pideyi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde sulu yemek işine de yaz sezonu başlıyor. Başlıyor onun için. Sezonun başında ona da başlayacağız. Esas benim işim zaten sulu yemek. Evet. Şimdi evet. Hatice abla da burada hazırlık yapıyor. Sen ne durumdasın abla? Neler? Kavurmanın içini hazırlıyorum. Kavurmanın içini. Evet. Şimdi domatesler, biberler soğan. Şöyle göstereyim ben evet. sevgili Hüseyin abiye. O da görmüş olduğunuz gibi bu biberler yöremizin biberleri ve soğanları. Domatesimiz de hakeza evet. söğüşledik orada hazır Hı-hı. bekliyor. Şimdi sevgili muhtarımla beraber muhtarın yerinde biz bu hazırlıkları yaparken muhtarım istersen etimiz kavruluyor. Evet. Diğer yandan pide çekimimize geçebiliriz. Pidelerimize de iddialıyız dediniz. Buyurun. Bu yörede az önce gördüm. Evet. Misafirler de maşallah iştahla götürüyorlardı. Dediğim gibi yani pidelerimiz orijinaldir yani. Kesinlikle katıksızdır. Şimdi yani farklı şeyler koymayız yani. Pideyi nasıl hazırlıyoruz abi? Şimdi istersen biraz da hazırlık safhasından evet, bahsedelim. Nasıl hazırlıyoruz? Küçüklüğe yolunuz düştüğünde bu pidelerden, bu saç kavurmasından sakın ola yemeden geçmeyin evet, sevgili izleyenler. Evet, vallahi hem doğal ortamı hem havası ve bunun yanında da muhtarımın bu güler yüzü, samimiyeti, sıcakkanlılığıyla beraber
bununla lezzetleri tadabilirsiniz. Hani demişler ya muhtarım, Lokman Hakim'e sormuşlar, evet, hastaya ne yedirelim? Acı sözden başka ne yedirirseniz, ne yedirirseniz yedirin, evet. Demiş. Evet. Bakalım şimdi muhtarımla hazır hamurlarımız. Önce pidelerimizi açıyoruz. Ardından iç malzemelerini katacağız. Evet. Evet. Burada da kıyma. Evet. O tabii kıymadır yani. Harici hiçbir şey, yani sadece soğan, biber, domates tabii katkısı var içinde ama kıymanın haricinde evet. 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 Şekilde hazırlanan yörenin en meşhur pideleri burada hazırlanıyor. Muhtarım tabii teknolojiye de ayak uyduruyor. Evet. Eskiden oklavayla açarlardı muhtarım pideyi. Eskiden öyleydi. Yani zora geldiğimiz zaman biz de açıyoruz tabii ki ama tabii teknoloji varken de yararlanmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi pidelerimizin hamuru açılıyor sevgili izleyenler. İçeride fırınımız da hazır. Ateş korlanmış vaziyette. Böyle çok harlı bir ateşte olmayacak değil mi muhtarım? Normal bir ateşte çok fazla da şey oldu mu olmaz yani. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi muhtarım şu an pidelerimizi hazırlıyor. Az sonra biz de afiyetle yiyeceğiz. Ortalama bir pideye ne kadar katıyorsunuz muhtarım? Yaklaşık 200 gram falan. Bir pidede? Evet. Fazla değil mi ya? Biraz ortama göre fazla. Ama vatandaş pide yemiş. Yani, diyor, yani. Tadımlık değil, hayır, doyum. Hayır. Dediğim gibi yani biz burada tadımlık değil. Yani her şey güzel olsun istiyoruz. Evet. Vatandaş şimdi parasını boşa vermesin yani. Şimdi muhtarım pidelerimize etini döşedi. Ardından kenarlarını topluyoruz. Bu yörenin en meşhur pideleri bu ocakta birazdan pişecek ve biz de Koza TV ekibi olarak afiyetle yiyeceğiz. Evet. Efendim sevgili muhtarım pidelerimizi hazırladı. Evet. Şimdi takriben kaç dakikada pişer bunlar muhtarım? 8-10 dakika fazla şey olmaz. 10 dakika içerisinde pişer. O zaman hemen bunları pidelerimizi ocakla buluşturmak adına ne yapıyoruz? Şöyle küreğimizi alıyoruz. Muhtarım şimdi bu şekilde pidelerimizi küreğimize yerleştirdik. Evet. Evet, içeride harlı ateşimiz var. İstersen bunu da ben atayım bakayım başarabileceğim ustam. Evet, mikrofonu sen tut. Yapacaklarım talimatı bana ver. Nereye bu atıyor? Tarafa. Bu tarafa atacağız. Böyle hızlıca atıp çekeceğiz. Vallahi evet. Vallahi oldu. Şimdi muhtarım pidelerimizi fırınla buluşturduk. Evet, buluşturduk. Ocağımız hazır. Şu an pişiyor. Pişme safhasında bir 7-8 dakikamız var. 7-8 dakika gibi. Yaklaşık bir 10 dakika sonra da biz de bu lezzetlerle buluşacağız. Evet, aynen öyle. Peki, bekliyoruz bakalım. Şimdi muhtarım pidelerimiz pişmek üzere. Evet, pişmek üzere. Şimdi az önce ben istihbarat aldım. Özellikle muhtarımın sesi de muhteşem dediler. Şimdi pidelerimiz pişene kadar şöyle bir buklede olsa birkaç mısra daha çok hangi tarz söylüyorsun? Daha çok Türk halk müziği. Çok severim türküleri. Evet. Türküler bizim özümüz. Yani ben bunu hani bir sanatçı falan değilim. Kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Evet. Ama hobi olarak söylerim. O zaman şöyle yapalım abi. Hem pidelerimizi hazırlarken hem de şöyle bir kulaklarımızın pası silinse senden bir türkü alsak. Tabii bu arada çıtır çıtır pidelerimiz, pidelerimiz pişti şu an. Evet. Bir de türkü dinlesek nasıl olur? Dinleyelim tabii ki. Mesela parsel parsel eylemişler dünyayı, bir dikili taştan gayrı nem kaldı.
bir bağlamamız olsa da çalsaydı keşke. Ben alttan veririm sana. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Padişah değilim çıksam dağlara, rast gelsem de avucu vurmuş marala. Doldur tüfeğini beni yarala, bir yaralı döşten gayrı nem kaldı. Muhtarım, rahmetli Mahsuni Şerif'i de böylece rahmetle yad edelim. Rahmetle yad edelim. Evet, çok büyük bir sanatçı, çok saygı duyduğum bir sanatçı. Türküleriyle aramızda yaşıyor ama ben seni sadece bir türküyle bırakmayacağım. Şu an pidelerimiz hazır. Hazır. Ne yapacağız şimdi abi? Oradan şimdi devam edelim, sofrada türkümüze devam edelim. Evet, onu servise alalım. Tamam, servisimizi de hazırlayalım, sonra beraberiz. Muhtarım, o kadar güzel bir ses geliyor ki şöyle, gel abi yakından al. Bu çıtırtıyı duyuyorsunuz değil mi? Evet. İşte bu çıtırtının çıkardığı seslerin lezzete dönüşmüş halini az sonra paylaşacağız. Evet, şöyle pidelerimiz hazır. Bakalım kavurmalarımız ne durumda? Evet. İstersen mutfak bölümüne geçelim muhtarım. Kavurmalarımıza bakalım, sonra devam edelim. Hatice abla, mutfağımız ne durumda? Mutfağımız
Hazır olmak üzere kavurmamız. Hazır mı? Soğanlı biberini koyacağız. Evet, şimdi soğanlı biberini katıyoruz kavurmamızın. Evet. Bu yörenin en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Yani doğal etlerimiz de yani bu yörenin eti, bu yörenin kuzuları. Şimdi Hatice abla, muhtarım o kadar güzel bir türkü söyledi ki içeride. Hı-hı. Sende de var mı böyle? Yok canım. Yok. Şimdi... Ben sadece onu destekliyorum. Onu destekliyorsun. Evet. Her zaman arkasındayım diyorsun. Aynen. Bakarsın bu saatten sonra şöhret de belki kapıyı çalabilir. Yok. Biz artık bu saatten sonra öyle bir lüksümüz yok ama tabii ki dediğim gibi az önce de bir hobi. Tabii ki bu nedir? Türküler insanın hani geçmişini, özünü anlatan. Evet, bizi anlatır. Yani aslında. Bizi anlatır. Yani Türklüğün geçmişten geleceğe bir yaşam tarzıdır. Yaşayan tarih aslında yani türkülerimizde değil mi muhtarım? Evet. Onun için türküler bizim özümüz. Evet. Yani ben onun için türküleri çok severim. Elimden geldiği kadar da yani naçizane söylemeye çalışırım. Şimdi hani rahmetli Neşet Ertaş'ın bir sözü var ya, nerede bir türkü söyleyen görürseniz gidin yanına oturun diyor. Evet. Çünkü kötü insanların türküsü yoktur diyor. Aynen, çok doğru bir söz. Hakikaten yok yani. Türküyü bilen, türküyü söyleyen kesinlikle kötü bir amacı veya emeli olacağını düşünemiyorum. Evet, şimdi Hatice abla ne durumdayız? Evet. Domatesleri koyuyoruz. Evet. Süslemesini yapıyoruz. Bir de süsleyerek servis ediyoruz yani, değil mi abla? Yani tabii ki. Şimdi koca aşçı olunca biraz işin zor olmuyor mu abla? Yok, ben ondan usta oldum dermişim. O benden de usta oldu. Öyle mi? Tabii. Boynuz kolağa geçti. Yani, aynen. O kadar olmasa yani. Da. Evet. Öyle. Şimdi Hatice ablamız kavurmamızı hazırlıyor. Birazdan masada biz de afiyetle yiyeceğiz. Çayımız da hazır. Tabii evet, sohbeti koyulaştıracağız. Bugün senden türküler de dinleyeceğiz. Çayımız da burada yani çok özeldir. Yani şöyle. Yani, çok sevilir. Suyumuzdan dolayı. Ne özelliği var suyumuzun abla? Yani suyumuz nasıl söyleyeyim, katkısız. Yani doğal su kullanıyoruz. Yani köyümüzün suları çok güzeldir. Hı hı. Hani derler ya köyümüzün suları hoştur içmeye. Yani böyle yoksa sen su başında mı tavladın yengemi? Öyle mi oldu abla? Yok. Maalesef öyle olmadı. Adamda ses var, karizma var. Evet, suyu da güzelmiş madem. Su başında mı yani. Bu iş oldu? Yani birbirinizi tanıdınız, sevdiniz. Şimdi şöyle. Biraz akrabalık. Biraz akrabalık, yani uzaktan akrabalık derecemiz var. Tabii biz birbirimizi bilmiyorduk. Eskiden görücü usulü. Evet. Ben Antalya'dayım. Yenge eşim burada. Hatta Fethiye... Çaltılar Köyü'nden. Hı hı. Dediğim gibi sadece görücü usulü aradaki akrabaların elçiliğiyle. Evet. Görerek sevdiniz o zaman siz birbirinizi. Yani görerek. Kaç yıl oldu abi? 26. 27. Evet. Orada. Evet, 27 yıllık. Geride bıraktınız. Maalesef evet. 27 yılı geride bıraktık. Geriye dönüp baktığınızda hiç böyle bu biraz da dedikodu da yapıyoruz yani işin açığı. Yenge hanım yani muhtarımdan böyle şikayet ettiğin huylar oldu mu? Muhakkak vardır tabii ki. Yani her olsa da olsa da sorun değil yani. Biz anlaşıyoruz. Öyle mi? Evet. Yani tuzsuz çorba olmaz diyorsun. Aynen. Evet, mutluluğunuz daim olsun. Bu kadar güzel insanları burada tanımaktan ben de şeref duydum. Şimdi baharatlarımızı atıyoruz. Bu ne abla? Kekik. Kekik. Bu da mı bu yöremizin keki? Evet, bu yörede güzel kekiğimiz vardır. Şöyle göstereyim ben. Gerçekten kokusu yani, muhteşem. Evet. Dağımızda çok güzel kekiklerimiz vardır. Çaylarımız vardır, ada çayımız vardır. Evet. Çok güzel. Yani dediğim gibi havadan dolayı. Ya, buranın ikliminden, havasından, suyundan. Dolayı, evet. Tabii bu havasının, suyunun, ikliminin güzellikleri insanların işte görmüş olduğunuz gibi yüzlerine de yansıyor sevgili izleyenler. Evet. Sevgili muhtarımın yerindeyiz. Kavurmamız da hazır olmak üzere. Evet. Az sonra masa başında muhtarımın türküleri eşliğinde biz bu lezzetlerin tadına bakacağız. Değil mi abla? İnşallah. Afiyetle yiyeceğiz. Ellerinize sağlık. Sağ olun şimdi. Sağ olun. Şimdi sevgili izleyenler, kavurmalarımız pişmek üzere. Pidelerimiz hazır muhtarım. Ellerine sağlık. Bunun yanında tabii... Ekmeğimiz var ekmeğimiz değil mi abla? Ekmeğimiz var evet. Buyurun. Yapacağız. Ekmeklerimizi de hazırlayalım şöyle. Önceden hazırlanmış hamurlarımız burada. Şimdi ablam ekmeğimizi açıyor. Bildiğimiz pide tarzında mı yapacağız abla bunu? Yok, bunu köy usulü ekmek
Köy usulü. Mayalı ekmek usulü yapacağız. Mayalı ekmek usulü olacak. Evet. Biraz farklı olacak herhalde. Öyle gibi. Evet, şimdi bunu bu şekilde açacağız ekmeklerimizi. Daha sonra ne yapıyoruz abla? Şimdi şöyle yapacağız. Tırnaklıyoruz. Evet. Peki, muhtar nereye gitti? Muhtarım neredesin? Evet, şimdi ablam pideleri açıyor, bunu tırnaklayacağız. Şöyle mikrofonu sen tut, bunu da ben tırnaklayayım, olur mu abla? Tabii ki, tabii ki. Şimdi sevgili izleyenler, ilk kez ömrümde de böyle eline hamur almış biriyim. aslında pişirmeyi çok severim ben daha çok. Evlerde böyle insanlar yaptığında pişirip yemesini daha çok severim. Dürüst evet, olmak evet, gerekirse evet, muhtarım. Evet. Şimdi böyle tırnaklayacağız. Böyle. Yeterli mi bu? Şimdi bu tırnakladık, ne yapacağız abla? Ortasını niye deldin bunun ablası? Deniyorum. Daha iyi pişmesi için. Aynen, evet. Aynen, güzel pişmesi için. Bu şekilde bunu yoğurt sürüyoruz. Yoğurt sürüyoruz. Evet, kızarsın diye. Bu güzel ekmek güzel. Bizim buranın ekmeği mi? Evet, tabii. Buranın yani buraya göre. Şöyle tabii her yerde yaparlar ama tabii farklı yaparlar. Hani ne derler, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler ya, herkesin kendine özgü bir lezzeti, var. Lezzeti vardır yani. Evet, bu da bizim buranın. Evet, evet. Ekmeği yoğurdumuzla sürdük. Şimdi evet. Bunu da fırına atacağız. Küreğimiz hazır. Hatice ablam tırnakladığımız pidelerimizi görmüş olduğunuz gibi fırına sürüyor. Biz de sabırsızlıkla artık kavurmanın gelmesini bekliyoruz. Evet. Sabah kahvaltı da veriyoruz bunun yanı sıra. Masada da söyle. Şimdi evet. Bir şeyden çıktık. Röportajdan çıktık. Masada söyle abi. Evet, evet. Efendim pidelerimiz hazır, kavurmamız hazır. Dumanın üstünde kavurmamızı muhtarımla masaya getirelim şöyle. Gerçekten muhteşem gözüküyor sevgili izleyenler. Hemen şöyle ben baş köşeden kurulayım muhtarım, olur mu? Tabii. Buyurun. Bu arada dışarıda müthiş bir yağmur var. Muhteşem evet. Bir manzaramız evet, var. Evet, manzaramız çok güzel değil mi? Yağmur da var, evet. Evet, şu an dışarıda yağmur yağıyor ve masamız hazır. Şu an muhtarımla kavurmamızı hazırladık. Altında da yanan bir ateşi var. Onu da göstermek evet. istiyorum ben böyle sıcak tutsun diye evet, muhtarım böyle bir ayarlama yaptı. Evet. Şimdi kavurmamız masamıza geldi. Diğer salatalarımız tereyağı. Sıcak ekmeğimiz tabii buranın köy tereyağı. Evet. Dediğim gibi fırından sıcak çıkan ekmeğimiz tereyağlı. Evet, bu şekilde masamız hazırlanıyor. Evet. Az sonra pidemiz de gelecek evet. muhtarımla oturup evet. afiyetle biz de bu yemeklerin tadına bakacağız efendim. Evet. Efendim tabii uzun bir uğraşın ardından böylesine muhteşem bir masayı sevgili muhtarım donattı bize. Artık işin lezzet kısmındayız lezzet muhtarım. Lezzet kısmındayız evet. Tadacağız bakalım. Şimdi bu işin artık usulü nedir? Nasıl başlıyoruz? Şimdi tereyağımız var, salatamız var, yeşil biberimiz hazır, pidemiz masamızda evet. ve kavurmamız evet. şu an zaten sesini herhalde duyuyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Şimdi önce sıcak pidemiz. Sıcak pidemizi bismillah diyelim, alalım evet. önümüze. Evet. Şu şekilde yani tereyağıyla şey yapmak isteyen artık tereyağını süreceğiz. Böyle alalım kişinin hemen. Kişinin isteğine göre artık yani tabii ki. Bu tereyağı da buranın. Buranın evet. Evet tabii ki. Tabii ki. İneklerden mi yoksa koyun, evet, keçi evet. bu tarz? Koyun, keçi de var ama bu şu anda biz burada inek tereyağı kullanıyoruz. Evet, inek tereyağı. Evet, daha yani altın sarısı maşallah çok güzel de bir olur. Görüntüsü evet, var. Evet, orijinaldir yani. Şimdi tereyağımızı ortasına çukur yere katıyoruz ekmeğimizi evet. muhtarım. Evet. Nasıl devam edeceğiz? Biraz da şimdi bu işin usulünü sen söyle bize. Şöyle mikrofonda koyayım, herhalde sesle sıkıntı yok değil mi? Şöyle koyayım. Heh. Mikrofon evet. da nihayetinde. Bu yakışık evet. kardeşimiz de yoğurdumuzu getirdi. Seninle de iki kelam edelim abi. Sen kimsin? Evet. Ben muhtarın oğluyum. Muhtarın oğlu. Evet. Babadan oğula mı? Muhtarın son numarası bu. Kaç tane numara vardı? Üç tane miydi? Üç tane. Evet. Üç numara bu. Üç numara. Evet. İsim neydi üç numara? Samet. Samet. Kaç yaşındasın abi? 16 yaşındayım. Okul var mı? Okul var. Evet. Boş zamanlarda da burada babaya mı yardım ediyorsun? Peki idealinde ne var Samet? Nasıl? İdealinde ne var? Ne olmayı düşünüyorsun abi? Şimdi ileride baban gibi böyle hani bu emekli olduktan sonra bu mesleğe dönmeyi mi düşünüyorsun? Ya da farklı bir düşüncen var mı? Yani şu an bir düşüncem yok ama belki bunu yapabilirim, aşçılık. Öyle mi? Evet. Diğer ikisi aşçı zaten. Evet. Diğer ikisi sizde herhalde geleneksel, aileden gelen bir şey bu. Bilmiyorum yani şimdi şöyledir. Bu işler bir de el marifetidir. Evet. Yani aynı şeyi mesela farklı kişi yapsın. Farklı tat çıkar ortaya. Tabii ben 30 yılımı verdim mesleğe. 30 yıldır toplu yemekler yapıyorum esasında. Hatice abla sen de gel ya. Beraber hazırladık, emek ettin.
Gel şöyle muhtarımın yanına. Beraber yiyelim. Evet muhtarım. Şimdi tereyağımız eridi. Evet. Bunun komple erimesini bekleyeceğiz mi? Artık yiyebiliriz. Ha, yiyebiliriz yani. Yiyebilir miyiz Hatice abla? Yiyebiliriz evet. Okay. Hatice ablamız ellerine sağlık. Bu yöremizin ekmeklerini böyle hazırladı ki evet. O kadar güzel. Evet. Şöyle mikrofonu şöyle bırakayım ben. Bir tadına bakayım istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi böyle koparıp tereyağı bandırarak yiyeceğiz evet. Değil mi muhtarım? Özelliği o. Özelliği. Evet. Biraz bismillah diyelim. Şuradan sen de başlayabilirsin. Muhtarım ben başka bir şey yemesem de olur. Bu yeter mi diyorsun? Vallahi o kadar güzel ki ekmeğin tadı, tereyağının lezzeti böyle birleşince ortaya evet. Muhteşem bir tat çıkıyor. Gelen müşterilerimiz de zaten genelde öyle. Yani şu evet. Ekmek oldu muydu başka bir şey aramıyor. Kesinlikle evet. Aramazsınız sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi tereyağımızı böyle ekmeğimizi tereyağına bandırıyoruz. Muhtarımla beraber afiyetle yiyoruz. Hatice abla evet. Sen de buyur ya. Yiyorum. Yiyor musun? Evet. Kendim yapmış gibi yiyorum. Aynı tabaktan yiyorsunuz. Aynen. Maşallah. Vallahi kıskanıyorum sizi. Tereyağımızın lezzeti böyle evet. Muhteşem bir tat çıkarmış ortaya. Şimdi nereden devam ediyoruz? Yoğurdumuz da geldi. Evet, köy yoğurdumuz. Bu da köyümüzün yoğurdu. Tabii, şöyle bir kaşık alayım. Hatice abla bunu da sen mi hazırladın? Yok. Hazır yani köyden alıyoruz. Köylü teyzeler. Ha, zaman yeterse kendimiz de hazırlıyoruz. Yani vallahi çok zamanımız olmuyor onun için. Hafif böyle dibine yanık derler. Bir tat var. Çok hoş bir tat evet, veriyor. Evet. Bu köyün yoğurdunun da tadına bakmalısınız sevgili izleyenler. Yolunuz düşerse. Dediğim gibi yani köyün otundan, havasından, suyundan hı-hı. Her şey mükemmeldir yani. Evet, yoğurdumuz da bu şekilde. Şimdi evet. Hangisinin tadına bakarak devam edelim muhtarım? Valla kavurmadan. Kavurmadan başlayalım. Yani. O zaman kavurmayı tabağımıza alıyoruz. Tabağımıza. Tabii şimdi muhtarım nasıl yapıyorsa ben de onu izliyorum sevgili izleyenler. Yani ben hani yemek yeme sanatım çok fazla yoktur ama pişirme sanatım var. Öyle mi? Ha, yani yemek aram çok yoktur benim. En iyi pişirmeyi bilirim yani diyorsun. En iyi pişirmeyi bilirim. Valla biz de iyi yiyici olduğumuzu söylerler. Yani bana iyi yiyiciler lazım yani. Eyvallah. Şimdi şöyle ekmeğimizle evet. Bunu da tadına bakalım. Muhtarımı istiyorum bir taraftan da göz ucuyla nasıl yiyor diye. Bu işin usulü nasıldır, tadını nasıl alırız diye. Yani dediğim gibi yani çok yemek yeme sanatım yoktur ama pişirme sanatım vardır. Etleri lokum gibi. Yoğurdu muhteşem. Bu lezzetleri bir de bırakıp gitmek var geride muhtar şimdi. Antalya'ya döneceğiz mesela. Şimdi aklımızda bu lezzetler kalacak. Her zaman beklerim. Yolunuz düşerse. Kapımız herkese açık. Kapımız zaten yol üstünde olduğu için herkes açık. Zaten kapı özellikle. Da yok doğrusu. Yani kapı da yok zaten. Ha yani. Direksiyonu kırabilirler. Yani hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi. Etlerimiz de muhteşem bir lezzeti var. Özellikle o içine kattığımız kekimiz ayrı bir tat vermiş ama. Aynen aynen. O daha güzel bir tat veriyor. Evet. Bütün yemeklere katar mısınız mı? Yok. Kavurmaya koyuyoruz. Daha çok et üzerine. Evet et üzerine evet. Hı-hı. Anladım. Hı-hı. Şimdi sevgili izleyenler, et lokum gibi özellikle içindeki o baharatı karışımı da Hatice ablamız öyle güzel hazırlamış ki damakta ayrı bir lezzet bırakıyor. Evet. Bize de afiyetle yemek düşüyor efendim. Efendim biz yedik Allah artırsın. Allah sofranıza bin bereket versin. Ali İbrahim bereketi versin muhtarım. Aslında Ünal abi. Soy isim neydi Ünal abi? Duman. Ünal Duman. Az önce ocak başında da fırının başında da kendisinden bir bukle dinledik. Türküye de özellikle merağı var. Hobi olarak seslendiriyor ama şu masayı da göstermek istiyorum. Biz gerçekten sacın dibini bulduk. Muhtarım. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Her şeyden önce Hatice ablamıza ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Böyle gerçekten çok güzel ilgilendiler bizlerle. Şimdi muhtarım, yemeğimizi yedik, çaylarımızı yudumluyoruz. Evet. Şöyle çaylarımızı yudumlarken dışarıda yağmur da vardı ama az önce hafif evet, de açtı hava. Evet. Böyle senden de bir türkü dinleyerek artık yavaş yavaş buradaki çekimlerimizi noktalasak nasıl olur? Olur. Olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Mersinli İsmail abim
parçalarını çok severim. Tam ben de onu diyecektim. Sesinde böyle tınısı böyle anımsatıyor. Yani gençliğimiz onların parçalarıyla geçti. Ferdi Tayfur olsun, ya kulakları çınlasın. Allah uzun ömürler versin kendilerine. Çok sevdiğimiz sanatçılardı. Ondan şöyle bir kuble olabilir. Mersinli'nin son mektubu yazarken elini titremedi mi? Seni yaratan Tanrım merhamet vermedi mi? Diyelim bir kuple. Peki, dinliyoruz. Son mektubu yazarken elin titremedi mi? Seni yaratan Tanrım merhamet vermedi mi? Seni yaratan Tanrım merhamet vermedi mi? Unut beni diyorsun, ben sana yar olamam. Saçım varsa bile ben seni unutamam. Saçım varsa bile ben seni unutamam. Ne güzel bir türküdür böyle. Çok yıllara damga vuran. Değil mi? Çok evet, güzel bir türkü. Evet, yıllara hakikaten damgasını vuran bir parça. Sağ olsun İsmail abimin yüreğine sağlık diyeyim. Yani böyle bir parça yaptığı için kendisine de buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum Korkuteli Küçüklü Köyü'nden. Evet, selamlarımızı gönderdik ustaya. Şöyle yapalım ustam o zaman. Seni de ben bir usta olarak görüyorum. Çünkü hem mesleğinde ustasın hem de müzikle gerçekten müzik kulağı var, müzik ruhu var. Naçizane, evet. İstersen bir de türkümü söylemek istersin, şarkımı söylemek istersin. Bir eser daha alalım. Ardından tamamlayalım. Tabii ki çok söylemek isterim ama sesim de biraz yorgun, biraz rahatsızım. Detone mi? Detone. Sanatçıların diliyle. Evet. İşte gidiyorum çeşmesi yahum. İşte gidiyorum çeşmesi yahum. Aramıza dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir hey dost, servetim ahım. Karardıkça bahtım karalansa da. Sermayem derdimdir hey dost, servetim ahım. Karardıkça bahtım karalansa da. Evet, bir dörtlük. Ağzına yüreğine sağlık muhtarım Ünal abicim. Çok teşekkür ediyorum bu misafirperverliğinden dolayı, ev sahipliğinden dolayı. Allah razı olsun. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bizlere konuk oldunuz, bizleri tanıttınız. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık diyorum. Dediğim gibi bütün dostlarımızı kim gelirse herkese kapımız açık, bekleriz. En azından bir bardak çayımızı içsinler, bizim ikramımız olsun. 5 dakika mola versinler, dinlensinler. Yerimiz bu, Küçüklü, Korkuteli Küçüklü Köyü. Evet. Her zaman bekleriz. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Küçüklü Köyü'nde sevgili muhtarım Ünal Usta'nın yerinde misafir olduk. Biraz da köyün içine doğru geçelim muhtarım. Yemeğimizi yedik, çaylarımızı yudumladık. Allah kesene bereket versin bir kez daha. Şöyle bir köyümüzü dolaşalım. Bakalım tabii Küçüklü Köyü'nde başka nelerle karşılaşacağız sevgili izleyenler.
Fadime'm koca yapar derdi, Fadime'm koca yapar derdi, botlu günü gördü, botlu günü gördü, sonra o dini gördü, sonra o dini gördü. Efendim Küçüklü Köyü'ndeyiz. Küçüklü Köyü'nü daha yakından tanımak adına köyün şöyle içine inelim istedim. Böyle köylülerimize mikrofonu uzatalım istedim. Yanımızda bir amcamız var. Öncelikli olarak kendisini tanımak istiyorum. Amca nasılsın, iyi misin? Sağolunuz amcam, sağolunuz. İsim neydi amcam? Gazi Demir diyelim kısaca. Kısaca Gazi Demir diye biliniriz burada bu köyün, Küçüklü Köyü'nde değil mi amca? Yaş kaçtı Gazi amca? Yaş 70 diyelim ortalama yani. Maşallah, Allah'a emanet. 2 yaş olur, 2 yaş büyük olur. Tam bilmez yani. Şimdi o dönemler herhalde yaşı tam vaktinde yazdırmamışlar. İşte ondan diyeyim ben de. Değil mi? Anal yaş 46. Evet. Yazılış 48. Yani onu Allah bilecek. 3 aşağı 5 yukarı 70 civarı. 70. Evet. Ne iş yapıyoruz Gazi amca? İleçberlik. Reçberlik. Yani ileçberlerin hocasıyım yani. Nasıl oluyor? Şimdi bir reçberlik yapanlar var. İleçberliği yapana şöyle yap böyle yap diyin yani. He. Öğretmene. Sen onların bir anlamda amiri pozisyonunda mı oluyorsun? Amiri evet. Ne iş yapıyorlar da sen reçberlik yapıyorsun? Fasulye, domates, naylon. Vallahi herkesin kendine göre işi var yani. Şimdi bu ev senin herhalde? Bu arkadaşım. Bu arkadaş. Ha. O arkadaşı da tanıyalım hemen. Senin isim neydi abi? Durmuş Ali Kabadayı. Durmuş abi sen ne iş yapıyorsun? Ben çiftçilik yapıyorum. Sen de çiftçilik yapıyorsun. Gazi abimle bugün herhalde... Ben kalfa yiyeceğim. Ben ziyarete geldim bunun yanına. Ziyarete geldim. Nasıl geçiyor köyde günümüz abi? İyi. İyi geçiyor. Memnun musunuz halinizden? Memnunuz. Güzel bir köyünüz var. Evet. Köyümüzde memnunuz. Köyümüz çok şirin. Çok şirin köyümüz. Çok böyle havası da çok güzel. Havası da güzel. Yaza da güzel. Yani, kışın olmayacak mı orada? Kışın çekilmiyor mu? Kışın buz tutuyor yani. Kışın buz tutuyor. Sen kışından buradasın. Buradayım. Ebedi. Kar yağıyor mu buraya? Bu yağır. Ne kadar yağıyor? Bu karla don beni böyle asarlar bindirdi. Yani o kadar mı soğuk oluyor? Dambaşı yuyuza. Buz tutmuş şöyle 10 santim kadar. Yungu var. Yunguyu çekerken bir zorladım yunguyu. O zaman iki omam da acıdı. Yuvalar yani ne deniyor ona? Yerinden mi oynadı? Yerinden oynadı. Bak 30-40 sene sonra beni yıktı. 30-40 sene sonra. Gençlikte yıkamadı. Fakat fırsatı kolladı. O da beni fırsatı
Kol adı alt etti. Şimdi maşallah çok güzel bir köyünüz var ama onu söyleyeyim. Şimdi tavuklar bir tarafta işte orada buzağımız var. Kaç aylık? Buzağı bir buçuk aylık. Bir buçuk aylık değil mi maşallah? Evet. Sen herhalde değil mi abi? Evet evet. Burada inekçilik de var mı, yaygın mı? Var. Kaç tane var? Benim 10 kadar var. Bayağı azaldı. Ne yapıyorsunuz sütünü, peynirini? Sütçü gelir, toplayıyor, veriyoruz. Toplu olarak mı alıyorlar buradan? Hayır, evden eve alıyorlar. Evden eve alıyorlar, evet. Götürüp şehirde evet, satıyorlar. Evet. Sütçü geliyor, sağından alıyor, bu evin önüne koyuyor. Bundan alıyor, öbürü yok yani. Kooperatifimiz yok. Söğüt'ten geliyorlar, toplayıyorlar, götürüyorlar. Söğüt'ten gelip götürüyorlar. Kaç liradan gidiyor kilosu burada? Siz kaçtan veriyorsunuz? 1 lira. 1 liradan veriyorsunuz. Artık onlar kaça satarsa. Ya onun hakkını bilmiyoruz gari. Peki nasıl kurtarıyor musun siz abi? Günlük kaç kilo süt satabiliyorsun? Kurtarmadan alan yok. Alan yok. Alan yok. Yani çaresizlikten o fiyata veriyorsun evet, diyorsun. Ben buzağlarımı emdiriyorum. Adam 1 liradan alıyor. Lahta konuşmada. Bize 400'den para veriyor. O nasıl oluyor abi? Ne vereceksin? Verme yani. Diyor ben diyor şey yakıyorsun, mazot yakıyorsun, işte arabayla geziyorsun bilmem ne diyor. Bir şey diyemezsin ki, bir kişi. İstediği evet, şekilde yapıyor yani. Şöyle sana da zahmet olmasa biz ahıra doğru bir geçelim o zaman madem. Gelin, ineklerimizi gelin, de bir görelim. Gelin. Peki amcamızın müsaadesiyle hemen geçelim şöyle içeriye doğru. Işık yok. Yok değil mi? Lamba var mı? Var da ışıtmaz fazla. Şimdi ineklerimiz burada. Evet. 2-4 tane ineğimiz var değil mi abi? Evet. Ya şöyle içeri gel göster. Evet. Tosun herhalde orada. O kaç yaşında tosun abi? 1 yaşında. 1 yaşında tosunumuz. İneklerimiz de bunlar. Evet. Hangi cins bunlar abi? Bunlar ala cins. Ala cinsi. Mandufon cins. Günlük kaç kilo veriyor bunlar? 15'er kilo süt veriyor. Bunun haricinde de böyle beslediğiniz hayvanlar falan var mı? Var var. Ne besliyorsunuz? Ben mesela yaylaya gitti, sürdüm 3 tane düve. Bundan sonra acımı tutuyordu. Ahır da var, benim öteki ahırda da var. Evet. Öyle. Kaç tane buzağı var demiştin abi? Vallahi bazen 8 oluyor, bazen 7 oluyor. Yıl. Bir sene içerisinde? Hayır, bir sene içerisinde. Geçen sene 8 tane vardı. Bu sene 4-5 arasında olacak. Evet. Güzel evet. Maşallah. Allah bereketli kılsın. Bereketli. İnşallah gönlüne göre olur. Sağ burada ol, da buzağımız var. Abim az önce söyledi. İçeriye geçti herhalde değil mi? Az önce burada yatıyordu buzağımız. Burada yatıyor. İçeriye girmiş buzağlarımız. Maşallah. Ne kadar tatlı bunlar. Allah esirgesin. Evet, şöyle geçelim. Tabii annesi ister istemez huysuzlanıyor. Yavrusunu kıskanıyor herhalde değil evet, mi? Evet. Maşallah. Buzağımız da burada. 1,5 aylık değil mi bu? Hayır, evet 1,5 aylık. Maşallah, Allah esirgesin. Anasının yanına geçiyor. Evet, çok da huysuzlandırmayalım. Herhalde yabancı olarak gördü bizi. Peki, teşekkür ediyorum. Allah gönlünüze göre versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi Küçüklük köyündeyiz. Köylülerimize mikrofon uzatalım, böyle bir hasbihal edelim. Onları da bir yakından tanıyalım istiyorum. Çünkü köyü dolaşırken böyle köyün ana merkezi burası herhalde değil mi abi? Evet. Evet, köyün ana merkezi, yerleşim burası. İsim neydi efendim? Emin Kara. Emin abi, sen ne iş yapıyorsun bu köyde? Ben köyde durmuyorum, Antalya'da duruyorum. Antalya'dasın. Burada depre yapacağız şimdi, domates dikeceğiz. Domatesin dikim zamanı evet, değil mi? Evet. Bu aşağı yukarı kaç ay sonra yetişir Emin abi? 3 aya falan yetişir daha. 3 aya kadar yetişir. Evet. Ondan sonra satış süreci başlar evet, değil mi? Evet. Başka bir işle meşgul müsün? Yok, ben değilim. Antalya'da da aynı işle uğraşıyoruz. Kışın orada. Evet. Baharda burada. Baharda burada. Sonbaharda? Sonbaharda gidiyoruz. Ekim'in sonuna doğru gidiyorum. Hı hı. Şimdi Emin abi şey soracağım, köyü soracağım sana. Güzel bir köy, böyle evet, serin bir köy, doğal bir köy. Biraz buradan bahseder misin bana? Köyümüz en serin köydür bu dolay köylerde. İyidir köyümüz. Hani yazın yaşanacak yer burası. Sen bu köyde mi doğdun? Evet. Burada doğdum. Peki. Bir abim daha var. İstersen sen de gel abi şöyle. Sen de bir tanıyalım. İki kelime de seninle edelim. Ercan Karagüç köyünden. Evet. Sen ne iş yapıyorsun Ercan ben abi? Ben çiftçilik, çobancılık hepsinden yapıyoruz biz. Çiftçilik derken yine domates falan mı? Aynen domates, buğday. Bu işleri yapıyoruz yazın. Evet. Hayvancılık olarak ne var? Hayvancılık koyun var. Ne kadar var sormasayım? 200 kadar var. Yavruladı mı? Yavruladı. Nasıl bu sene? Bu sene iyi, Allah'a şükür, yine fiyatlarımız iyi. Kaçtan gidiyor?
7-8 arasında gidiyor. Maşallah. Evet. Ne zaman satıyorsunuz daha çok bunları abi? Bir ay önce sattım ben. Şimdi yani Mart ayında mı sattın? Mart'ın 15'inde sattık. Hı. Haziran'ın 15'inde bir daha satarız. Yani bu... Galanı yediğini satıyoruz bunu da. Doğumuna mı göre mi sıralandırıp satıyorsunuz? Yani? Tabii canım. Yetişenleri satıyoruz. Yani ortalama bir 4-5 aylık olduktan sonra mı? Evet. 6-7 aylık oldu mu satıyoruz. Yani fiyatlar da fena da değil. Fiyatlar çok iyi şu an. Fiyatlar şu an iyi, değil mi? İyi. Yani hayvancılık yapanlar açısından tabii canım. İyi bir rakam. Tabii hayvancılık yapabilene çok iyi. Kaç tane satabiliyorsunuz abi bir satışta? Bir ortalama? Satışta 100 tane sattık. Hayvancılık iyi. Hayvancılık iyi. Yem pahalı. Yem, yem pahalı. Yem çuvalı 60 lira, 65 lira. Günlük kaç çuval yediriyorsun? Günlük 3 çuval yiyor. Yani 200 tane koyun günlük evet. Ortalama 300. Evet. 3 çuval yiyor yani. Evet yiyor. Anladım. Şimdi tabii bu hayvanları satıyorsunuz. Doğal biz, olarak... Biz damızlık yönden çalışıyoruz. Öyle besicilik değil de bizdeki sadece damızlık. O nasıl oluyor abi? Damızlık mesela kuzuyu yetiştirip kuzuyu satıyoruz biz. Anaş koyun yine kalıyor geri. Anladım. Şimdi bu hayvanları sattıktan sonra elbette ki bir kazancınız oluyor. Evet kazancın bunu oluyor. Bunu hangi noktalarda harcıyorsunuz? Mesela sera yapayım, ev yapayım, koyunuz tekrar yemini samanını alayım. Bu işlere harcayız parayı. Geçiminiz bunun üstüne. Geçiminiz bunun üstüne. Peki. Allah kolaylık versin. Sağ ol abi teşekkür ederiz. Memnun oldum tanıştığımıza. Ben de memnun biz oldum. Biz Küçüklü Köyü'nü dolaşmaya devam edelim. Evet devam edelim. Peki teşekkürler. Sağ olun. Koza TV'yiz değil mi? Evet Koza TV. Koza TV ailesine teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi köyü dolaşıyoruz muhtarımla beraber. Tabii bu yörede hayvancılık da yapılan bir köy. Dolayısıyla hani onları da yakından tanıyalım istedik. Yanımızda da koyunlarını bu saatte otlatan bir abimiz var. Evet. Öncelikli olarak seni tanımak isteriz abi. Ben Korkut Ali Küçüklü Köyü'nden Abdi Boğa. Abdi abi şimdi... Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Seracılıkla uğraşıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Böyle geçiyor günlerimiz. Şimdi bu saatte de burada koyunlarımızı otlatıyoruz. Evet, evet koyunlarımızı otla diyoruz. Şimdi biraz koyunlara yaklaşmak istedim ben. Ürktü. Evet, ürküşte yabancı olduğundan. Yani alışık olmadığından evet, mı? Evet, alışık olmadığından. Yani baktım senin oğlan herhalde koyunların evet, evet, içindeki. Evet, oğlan ondan kaçmaz bak. Bizden de kaçmaz. Böyle dışarıdan yabancı evet, birileri dışarıdan geldiğinde hep işte. Böyle olur? Evet, evet. Çoğu cins, bu cins ekseriyeti öyle olur. Hangi cins bunlar abi? Bunlar Merinos. Merinos cinsi. Evet. Yavruları da var. Evet var var yavruları da biraz evde. Hı hı. Biraz içinde. Bu yeni yavrular herhalde annesiyle evet, mi? Yeni yavrular. İkinci yavrular bunlar. Hı hı. Şimdi burada otlatıyorsunuz. Saat kaça kadar otlayacaklar bunlar? İşte 6 gibi götürün eve. Yem veriyor musunuz? Yok vermiyoruz şimdi. Artık otlaması evet, yetiyor. Dıştan, evet aldığı dıştan aldığı yetiyor şimdi. Ne kadar koyunumuz var abi? İşte 70-80 kadar.
70-80 kadar. Evet. Yavrularını satıyorsun. Evet, yavrularını satıyoruz. Yani geçiminiz bunun üzerine. Evet, bunun üzerine. İşte çiftçiliğiyle. Hı hı. Kaç tane çocuk var abi? 5. 5 tane. Onlar ne iş yapıyorlar? Onlar ikisi Goca'da, biri Kumluca'da çalışıyor. Hı hı. İkisi yanımda. Onlar da aynı biziyle çiftçilikle. Çiftçilik, hayvancılık. Çobancılıkla, yapıyor. Evet, hayvancılıkla. Aslında güzel bir iş yapıyorsunuz. Kutsal bir görev, evet, aslında. Evet, peygamber yani, mesleği, evet, evet, çobanlık, evet. Ama. Kendi hayvanlarımızı işte otlatıyoruz burada. Meralarımız da var. Yetiyor mu meralar size? Yetiyor, yetiyor. Önceki gibi ekemiyor millet. Ondan dolayı siz de, evet, evet, mera olarak. Mera olarak işte boş yerlerde gidiyor. Şimdi millet yazın buraya yaylaya geliyor. Siz buradan yaylaya gidiyor musunuz hayvanları? Biz gitmiyoruz işte, buralarda idare ediyoruz, boşluk. Giden çobanlarımız var. Gidenlerimiz tabii. Gidenlerimiz var. Kızılca Dağı var. Orada şurada Güvez dediğimiz bir yer. Bir yaylamız var yani. Var. Oraya var. Gidiyorlar, evet, onlar. Evet, evet. Ben işte az olduğundan buralar boş olduğu idare için ediyor yani, idare ediyoruz yani. Ondan dolayı. Ondan dolayı siz çok gitmiyorsunuz. Evet, evet. Allah bereketli bol kazançlar versin, evet, abi. Evet, amin. Hepimize cemi cumlaya Allah huzur versin her Türkiye'ye. Şimdi çiftçilik de yapıyorum dedin. Ne ekiyorsun, ne biçiyorsun abi? Domates var, işte arpa, buğday ekiyoruz. Öyle hayvanların yemini, samanını kendimiz karşılıyoruz. Arpadan, buğdaydan, evet, değil mi? Evet, evet. Allah bereketli kılsın. Evet, Allah kolaylık versin. Evet, hepimize Allah sağlık, sıhhat versin. Teşekkürler. Şimdi koyunlara dikkat ettim de amca. Tabii özellikle sahibini tanıyor dediniz. Şöyle bir içine doğru sen bir girsen kaçar mı böyle yavrularını falan böyle bir sevsek? Tutamayız onları. Tutamaz mıyız? Tutamayız. Alanda olduğu için tutamayız. O zaman hiç rahatsız etmeyelim. Hiç alanda rahatsız etmeyelim. Avlu da olsa tutarız da. Şimdi kırpmışsınız da bunların, evet, tıraş da etmişsiniz. Kırttık. Yünlerini ne yapıyorsunuz abi? Yünleri evde işte, bir diğeri olursa veriyoruz, olmazsa. Duruyor şu anda evde. Yani onu satmıyor musunuz? Satıyoruz, satıyoruz. Satıyorsunuz değil mi? Satıyoruz. Evet, bu arada hemen biraz yaklaştık, evet, ürkmeye, evet, başladılar. Yabancıdan, evet. Yabancıdan, evet, çok haz, evet, etmiyor senin, evet, koyunlar. Boynunda çanlarıyla böyle. Evet. Kaç tane çan var abi? Var, 20 adar var içinde çan. Çan 20 adar var. Evet. Bu tabii koyunların nereye gittiğini duymanız, evet, için, evet, değil mi? Evet, tabii kaybolduğunda bulmamız haberci. İçin haberci. Böyle çan sesinden işte bu koyun bizim koyun dediğiniz, evet, oluyor mu? Evet, deriz tabii. Şimdi ben çanından bilirim yani. Yani böyle gözünüz görmese, evet, de. Evet, görmese de çanından tanırız. Her, anladım, çoban tanır hayvanının çanından. Senin sesini de tanır mı? Tanır, tanır, tanır. Mesela daha çok böyle güderken türkü, yani, şarkı mı söylersin, tanır ya da sesinden mi, yok, tanır? Yok işte öyle boylar, gel bu ünleriz büyü diye ardımızdan gelirler. Öyle mi? Evet. Ne kadar güzel. Allah kolaylık versin. Sağ abi. Sağ ol, teşekkürler. Efendim, Korkuteli Küçükler Köyü'ndeyiz. Çekimlerimiz esnasında yağmur başladı. Yağmur başlayınca da biz burada hayvancılıkla uğraşan Ercan abimizin çadırına sığındık. Değil mi Ercan abi? Şimdi Ercan abi, seninle, evet abi, köyün içinde de konuştuk ama çekimlerimizde sağ olasın bize eşlik ederken böyle yağmur yağdı. Biraz köyün dışına çıktık. Evet. Şu an senin çadırındayız. Evet. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, abi? Burada yaşıyoruz biz. Yaz kış buradayız biz. Koyunumuz da burada... Handa duruyor. Kışın yiyeceğiz, samanını yiyeceğiz. Geliriz evimize, çekiliriz. Ekmeğimizi, yemeğimizi yiyiz. Tekrar yine hastasına, sahasına bakıyoruz. Kuzusunu yemiştiririz. Öyle de devam ediyoruz. Yani burada sen kalıyorsun herhalde. Evet. İki kişi kalıyoruz burada. Ben kendim kalıyorum, ailemiz kalıyor. Normalde iki kişi oluyoruz kışın burada. Kışın iki kişi oluyorsunuz. Evet. Yazın? Yazın tek kişi oluyoruz. Yazın bir kişi idare edebilir burada. Daha rahat oluyor. Daha rahat oluyor. O zaman kuzu meselesi olmayır. Bir kişi idare edebilir o zaman. Öyle olunca da tabii işiniz de kolay oluyor. O işimiz de kolay oluyor. Şimdi bu köylüler daha çok hayvancılıkla da mı uğraşıyor? Evet, abi? Bu Korkuteli'nin köyleri üçte biri hayvancılıkla uğraşıyordur. Hayvancılık sistemi çok iyi yapabilen. Köyde de söylediğim gibi hayvancılık benim için kolay. Sütünü ne yapıyorsunuz abi? Sağma olayı var mı? Sütünü sağıyız, peynir yapıyoruz, yağ yapıyoruz. Öyle satmayız biz. Biz yaylaya, yukarı yaylaya çıkıyız.
Orası sütçü gelemeyer oraya. Necibur mayatız, peynir yapıyız. Evet. Bunları da siz kendiniz... Kendimiz bidonlara depiyiz peynirleri. Hı hı. Yiyeceğimiz, içeceğimizi alacağız. Aynı bu sistem yaylada evde de oluyor. Aynı bu şekil. Çadırınızı kuruyorsunuz. Aynı bu şekil. Güneş enerjisiyle paneliniz var. Aynı bu şekil. Aynı bunu oraya götürüyüm ben. Hı. Aynı bu orada da bu yaşantı devam ediyor. Bu sistemi özel olarak mı aldın, sen mi yaptın? Nasıl bunu oldu? Bunu özel olarak satın aldık bunu. Satın aldın. Güneş enerji paneli. Evet. Televizyonla çalışıyor. Televizyonla çalışıyor. İşte elektrik ihtiyacını. Televizyonları şarj yapıyor. Çok iyi bir şey. Yetiyor mu peki? Yetiyor. Abi? Çok. Yani... Üç tane lambayı yakıyor. İdare ediyor bizi. Televizyon da çalışıyor. Televizyon da çalışıyor. Mesela güneş olmadığı sürece 3 gün güneş olmayacak, idare edilir. Yetiyor size. Yetiyor. Ki herhalde ortalamada 2 güne 3 güne bir de güneş olmuş olduğu için. Olmuş olduğu çok için. Çok da bir sıkıntı olmuyor. Sıkıntımız herhalde. Daha şu an kadar bir sıkıntı olmadı hiç. Şimdi genelde biz yörüklerin çadırını kara çadır olarak biliriz ama. Evet. Şimdi teknoloji de gelişti artık naylon muşamba mı diyelim buna? Bizdeki yaylon var, üstünde çul gibi bir şeyler var. Böyle bizdeki tam şey yörükler kadar uygun değil bizim çadırlarımız. Sadece yaylon çekiyoruz üstüne, bir de buron da çekiyoruz biz. Bizdeki bu. Şimdi Ercan abi, zor oluyor mu burada yaşamak? Burada yaşamak vallahi bu terazinin olduk yeri bana sıkıntı olmuyor hiç. Benim için iyi, çok iyi. Kafa rahatlıyor. Kafamı rahat burada, mağlamı dibimde. Hı-hı. Tavuğum, köpeğim yanımda. Maşallah seni zaten köpekler de böyle kapının önüne gelmiş. Yani işte bunlar daha yeni yetişiyor bunlar. Evet. Bunlar cinsi ne abi? Kangal bunlar. Bunlar kangal. Kırık kayın kangal bunlar, kırık. Şeyden mi getirdin, Sivas'tan? Yok, kendi köpeklerimizden buradan bu. Cins böyle. Çoban köpeğine çoban benziyor köpeği, ama. Çoban köpeği, çoban köpeği. Bunlar senin bir anlamda güvenliğinizde bunlar, aslında. Mesela bunlar olmasa mesela canavar koyun yiyebilir burada. Canavar dediğimiz kurt değil kurt, mi? Kurt, kurt. Kurt geldi mi hemen haber oluyor köpeklerin. Anında karşılık veririz biz de. Daha çok kurtlar şu an çok mu yani? Şu an çok. Şu an işte akşam oldu mu biz bu hana katıyız. Şimdi hana az önce yağmur dinerse çekim yapacağız orada da. Hı-hı. Onun içine kattık mı sıkıntı olmaz. Gündüz de zaten başında boşaltmaz malımızı. Ha, boş bırakmıyorsunuz. Boş bırakmıyoruz hiç. Devamlı bir kişi mesela benim işim olsa oğlan güder. Oğlan iş olursa ben kendim devam ederim. Öyle öyle devam edeyiz. Ya oğlanla böyle dönüşümlü olarak? Dönüşümlü olarak yapıyoruz. Peki yemek olayını nasıl yapıyorsunuz abi? Burada sobamız da var ama. Sopamız var. Hı-hı. Bu arada sopamızı yakarız. Şu an yaz günü olduğundan şu an sopayı pek kullanmadığımız için tüpüyle devam edeyiz şu an. Mesela çay, may, pek yazın kışın kıyı kadar pek durmuyor. Şimdi bu arada tek kişi duruyoruz şu an. Hı-hı. Ondan tüpte müpte idare oluyoruz şu an. Yani sobamız da var, ısınmak amacıyla da. Mesela çok soğuk olursa sopamızı yakabiliriz. Yani ısınmak için. Evet. Böyle günleriniz burada gelip geçiyor. Evet, ben 2 senedir burada kıştan. Günce evvel köyde durardım. Baktım köy kalabalık olduğundan çıktım yukarı. Burada Daşal denir bu mevkiye. Hı hı. Orada 2 senedir rahatım iyi burada. Bu biraz daha köyün dışında olan köyün, bir yer burası. Köyün üst tarafındayız şu an biz. Hı hı. Çok iyi rahatımız burada. Evet, şöyle yapalım abi. Yağmur da biraz durdu. Biz durdu çadıra abi. Sığındık. Ercan abinin çadırına sığındık sevgili izleyenler. Yağmur da durdu. Eğer ortamda müsaitse şöyle müsait ortalık senin müsait. Koyunlara, kuzulara da bir bakalım. Evet, sonra abi. Devam edelim. Tamam abi. Gel 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 gel. Gel gel. Gel hadi. Burası da kuşun koyunun yemini getirip koyuyoruz bora. Şu an boş. Burada yemlerimiz mi var evet, abi? Bora yemlerimizi yiyoruz. Tavuklarınız da var. Tavuklar da var. Şimdi bora koyunu yemişi bittiğinden bora boşaldı şu an. Yani tavuklara da yer açıldı. Ölmezsek yengeye dolduracağız boruları. Öyle mi? Evet. Burayı komple dolduruyor musun? Burayı doldurun. Bu orayı da dolu. Hı hı. Allah'a şükür yeni sene yiyeceğimiz de var yine koyunun. Yani samanlar hazır. Saman hazır. Yemimizi de alır gelir bora yığarız. Hı hı. Yine aynı devam ederiz yine. Aynı şekilde? Aynı şekilde devam ederiz. Tankerimiz, suyumuz da var. Suyumuzu da getiririz. Ya onu soracaktım. Burada suyu tankerle mi getiriyorsunuz? Evet, tankerle. Köyden doldurup geliriz tankerle. Bu tepede bir köpek gördüm ardıcın orada. Evet, işte koyun orada. Koyunun yanını bekler köpek şu o an. O sizin çoban köpeği? Evet, çoban köpeği orada. O da bizi gördü, geliyor bu tarafa. Razı acıkmıştır. O da ekmek yemeye gelirdi. Onların da yemek saati ha? Evet, yemek saati. Kaç öğün veriyorsun abi? 2 öğün veriyoruz onlara. Sabah akşam. Sabah akşam. Öğlen? Evet, öğlen yok. O zaman sabah akşam canlı mı veriyorsun? Canlı veririz bunlar. Şimdi bir yerler bir de akşam yerler. Hı-hı. Sabah akşam yiyor bunlar. Maşallah maşallah. Şöyle o zaman kuzulara da bir bakalım mı abi? Bakalım abi. Şöyle geçelim. Kavanı yiyelim. Kavanı durdur olma. Tamam, engin olduğu için. Az bu
Sarma bunu artık bora kazılacak kavan değil. Şimdi bu hayvanların gübresini ne yapıyoruz abi? Gübreyi de burada, buradan devam ediyoruz. Kışın süpürürüz biz bunu. Seraya çekeriz domatesin altına. He, gübreden de o şekilde faydalanıyorsunuz. Evet, bunun da faydasını görüyoruz. He. İşte onun da zayi etmiyorsunuz yani hayvanların evet, gübresini. Bu sarma bunun altı kazılacak aynı, bu da seraya. Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? İyi abi. Allah razı olsun abi. Ne var ne yok? İyi abi. Kuzulara mı bakıyorsun? Evet, kuzulara bakıyorum. Kaç aylık bunlar? Bir aylık abi bunlar. Bir aylık kuzular? Evet. Maşallah. Kaç tane var? Gel bakayım. 30 tane. Maşallah, maşallah. Ercan abi, bunların cinsi ne? Pırık bunların, sakız. Nasıl anlayamadım? Sakız bunların cinsi. Sakız cinsi. Evet. Maşallah, ne kadar tatlılar bunlar böyle ya. Gel. Ama herhalde bizi yabancı sandılar. Vallahi hep yürü işte bunlar, dediğim gibi kaçıyor bunlar. Bunlar son zamanın koğulan kuzu. Bunlar analar az geç kaldı bunların. Öyle mi? Evet. Bunları ne zaman satıyorsun abi? Bunları da Eylül, Ekim'e doğru satarız da bunları. Eylül, Ekim'e doğru. Bunlar da o zaman yine elinize bir harçlık oluyor. Harçlık olabilir. Belki damızlığa da kalabilir bunlar, tam da satılmazsa. He. Damızlığa kalabilir bunlar. Şimdi damızlığa kalınca ne yapıyorsun onlar abi? Damızlığa koyun oluyor, damızlık oluyor. Mesela devamlı kuzulacak bunlar da. Bunlar da sürünün içinde kalıyor. Sürünün içinde kalacak bunlar da. Anladım, maşallah. Bereketli olsun böyle. Sağ olun. Çok güzel kuzular ama. Yani böyle kimisi alacalı böyle. Şu mor cinsler mor, de var. Evet. Mor bunlar oluyor, ala oluyor, çapar oluyor. Bunlar et verimi nasıl abi? Et verimi iyi bunların. 20 kilodan aşağı düşmez bunlar, iyi baktık yer. 20-30. Verir değil mi? Verir bunlar. Maşallah. Canlı yem vereceğim bunlara, kurbana kadar bir besleyeceğim bunları. Hı hı. 20-30 kilodan aşağı vermez. Bunlar yem yemeye başladılar mı? Bunlar ta anca yiyecek yemi. Bunlar ta tam yemer yemi. Ot, balya otu veririz. Bu ot yiyorlar. Ya otları yiyor mu? Şu yiyorlar otu. Balya otu dediğimizde şunlar değil mi? Evet. Ben bunu sabah bir yedim. Biraz yemişler. Islanmış da biraz. Islanmış. Herhalde ondan da mı yemiyor? Bunlar ıslanmış da. Evet. Sabah bir daha iyi gider zaten, devam ederiz bunları. Şimdi bir tanesini tutup da sevmek istiyorum ama inanın çok ürkek geliyor kuzular. Şöyle bir tutalım bir tanesini ya. Tutalım, ben hangini tutuvan? Vallahi şu bak şu siyahı. Siyahı mı tutan? He, çok güzel duruyor. Maşallah maşallah. Hop. Biraz zavallıları. Aa maşallah, köpeklerin güzel ama ha. Canavardır onları. Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenler, işte kuzu biraz ürkek ama bir o kadar da son tatlı. Son anda tutabildik yani kuzuyu. Maşallah, ama biraz alışması lazım abi, sürekli içinde değil misiniz bunlar? Ne de sen de bunlar ürkek oluyor ya. Cinsinden mi oluyor? Cinsinden bu? Bunun yeşi de var, ikizdir bu. İkiz mi bu? İkiz daha, yeşi de daha. Maşallah, ikiz olmasına rağmen güzel ama. Güzel, anasında sütü oldu mu çok sıkıntı olmaz. Besi de yerinde herhalde. Evet. Maşallah. Allah esirgesin abi. Allah bereketli kılsın. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim abi. Allah gönlüne göre versin. Bu dağın başında bizimle ilgilendin. Ayıp ettim. Yol gösterdin, yordam gösterdin. Her Nasıl atladı oradan? Eğer yani yardımcı oluruz. Her gelene yardımcı oluruz. Allah razı olsun işte. Anadolu insanının bu güzelliği. Koza TV'ne çok teşekkür ederim buraya kadar geldiği için. Onu sormadım. Koza TV'de izliyor musun abi? Devamlı izlerim. Buradan başında televizyonum var. Bu Koza TV olmasa ben hasta olurum burada. Hadi ya. Güleşlere zaten ondan devam ediyoruz. Güleşlere bakıyoruz. Serde yörüklük olunca. Tabii canım. Güreş merağı da var değil güreş mi? Güreş merağı var, futbol merağı var bende. İkisi oldu ki, teraz ne oldu ki, bu dağda sıkıntı olmaz. Allah razı olsun Ercan abi. Çok teşekkür ediyorum sana abi, ben. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Allah bereketli kılsın inşallah. Zararın ziyanın olmasın inşallah. Amin. Amin. Rabbim gönlüne göre versin. Çünkü hayvancılık yapanları ben biliyorum ki ne? Evet. Her kuzusu bir evladı yerinde. Evet. O gözde görür sahipleri. Evet. Onun için de Rabbim gönlüne göre versin. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ettim abi. Çok ürkek ya. Çok ürkek. Şimdi koyunların bir kısmı dağdan geldi Ercan abi. Şimdi yeni keza kuzunun anaları geldi. Şu an yemişler şu an kuzular. Şu an analarla kavuştu. Analarına kavuştu, şu an yemişler. Maşallah. Daha önce birazcık ta gelmedi koyun, ta bir saat ta yok. Az sonra gelir onlar da.
Mesela şunun anası yok ha. Hepsi üşüştü. Biraz yetiş bunların da. He. Biraz ta gelmedi. Az sonra gelir. Aynen düşün, yiyim yediğinden yiyim, alafalarda yiyim varım diye onlara bakıyorlar şu an. Koyunlar mı? Evet. Ama çok güzel bir sahne. Böyle koyunların yavrularıyla kavuşması, buluşması, böyle bir ananın yavrusuna kavuşması. Tabii canım, şu an bunlardan mutlu yoktur. Değil mi? Kuzunun anasını emerken böyle kuyruğunu sallaması bile tabii insana mutluluk veriyor yani izlerken. Ala kuzunun anası daha var. Dara kuzu koyun. O ikiz doğurmuştu değil mi? İkiz. Hayat böyle devam ediyor işte bizim. Tam ben de onu diyecektim işte. Hayat bu. Ramazan kapı açık olur da çıkar koyunlar. Vallahi çarpılacak olaya koyun kuzu kaç. Böyle yüre koyun görmedim. Öt, öl öl öl. Üstüme geliyor da. Abi ürkek olmasalar çok güzel koyunlar ya. Gel gel. Canavarı gördüm ama böyle kaçamıyorlar. Bunlar övüne diz kesiyorlar. Demek dizlerin dermanı mı kesiliyor o zaman? Canavarı gördüm, adam atamıyorlar o zaman. Bunlar senden kaçıyorlar da. Korkudan dizlerinin bağı çözülüyor herhalde. Bak. Kara kuzular. Ercan abi. Buyur abi. Gel abi. Şimdi biz programımızın sonuna geldik. Evet. Böyle arkadaşlar görüntü alırken ben de dikkatimi çekti. Kenger. Evet. Artık bayağı vakti geçmiş. Sakızlanmaya da başlamış. Bayağı artmış şimdi. Böyle bembeyaz sakızı var. Evet. Sevgili izleyenler. Artık kenger sakızı derler ya. İşte bu. Evet. Az artmış şimdi kenger. Artık vakti geçmiş bunun. Vakti geçmiş. Sakızlanmış. Evet. Normalde ben çok severim bu kengeri. Evet. Zaman zaman böyle çekimlerimizde falan yayla yerlere gittiğimizde denk geliyor. Evet. Çok severim tadını. Evet. Ama artık bu acımıştır herhalde değil mi? Acıdır hani der şu an. Çünkü böyle tohumlamış. Tohumlamış. Şöyle göstereyim. Tezeyken incekinde. Tazeyken tabii, tabii. Daha lezzetli oluyor bu. Evet. Yani salatalık gibi böyle tadı oluyor. Evet. Çok hoş bir kendine has tadı var. Evet. Sevgili izleyenler, kenger belki evet tatmamış olan izleyicilerimiz vardır. Evet. Bu vesileyle de burada yayınımızı noktalıyoruz. Evet. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Evet, ilgilendin, size ev sahipliği yaptın. Evet. Bu arada çoban bıçağını da hediye geri tekrar takdim edeyim abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim, Bir Köylü Mehmet programımızın daha sonuna geldik. Güzel bir program oldu. Güzel bir evet seyahat oldu bizim için de. Bir başka programda, Bir Köylü Mehmet programında daha sizlerin karşısında olabilmeyi ümit ediyoruz. Bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz ekranda gördüğünüz numaradan ulaşabilirler. Sizlerin köyünde gelip çekebiliriz. Ekrana taşıyıp Koza TV ekranından dünyanın her yöresinden izleme şansını, fırsatını sunabiliriz efendim. Onun için bizimle iletişime geçmek isteyen izleyicilerimiz ekrandaki numaradan bizimle iletişim halinde olabilirler. Köylü Mehmet'in sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hoşça Allah'a kalın. Emanet olun. Allah'a emanet olun.